Evet, Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin şeklinde iki transferi açıkladı Galatasaray. Carlos Vinicius Fulham'dan transfer edildi. 600 bin euro Fulham'a, 600 bin euro kendisine. Daha önce Monaco, PSV Eindhoven, Benfica ve Tottenham gibi takımlarda oynadı. Benfica'da 20 gol barajını aşmış bir oyuncu. Gerçekten iyi bir Ya ben santrafor aldı diyebiliriz Galatasaray. Vinicius'u tanıyorum zaten de. Bir defa boylu postlu biliyorsun. İşte sana söyleyeyim 1.90. 122 maç 81 gol 21 asist. Çok iyi performans rakamlar. karne çok iyi golcülük konusunda. Bana göre Icardi ile çift santrafor oynasalar çok etkili olurlar. Ama bunların özellikle hava toplarında Vinicius'un çok ciddi katkısı olur. Yani bakan bundan daha iyi santrafor. Direkt santrafor yani. Çift santrafor oynar Galatasaray. Evet. Önlü Bak arkalı Benfica'daki oynarlar. golü bu, değil mi? Ya tabii Benfica'da. canım. Ekranda zaten şu anda. Ya inanılmaz. Bir Onuachu'yla yan yana getirseydik keşke. Ama Onuachu 2-0-2. Yani ya bu da fena 1.90 sayılmaz. Yani. üstünde. 1.90. Onuachu daha bir bambaşka. Tabii Bu biraz canım. daha Başka bir atletik. şey. O için Ya ben gerçekten. şeye baktığım zaman Öre diye mi okunuyor? Avre nasıl okunuyor? Hangisi? Sen Oriye. Oriye. Oriye Adı da Serj. Serj ne dedim? Oriye. Serj değil mi kısaca? Kolayına geliyorsa Serj de. Serj Serge Aurier. Serge Sen Aurier. çok güzel söyledin. Fransızca uzmanı var. Biz Bir de niye konuşmayı şey becerebilirsem yapıyor, süper sormuyoruz? olacak. çok müthiş iyi ayağı var. Mariana gibi. Bak güzel şey için doğruyu söyledi. Yani Hani şimdi öyle öyle iyi orta kesen bir sağ bek, o ortalara vurabilen bir santrafor. Aslında teorik olarak iki tane çözüm oyuncusu transfer etmiş Galatasaray. Mesela Levent abi de altını çizdi esasla konuşmaya başlarken. Galatasaray'da sıkıntı var yani. 2-1 kazanıyor. 2-0 kazanıyor. Kazandığı maçları içeride iki maç çok zorlandı. Hem Antep maçı hem İstanbulspor maçı. İçeride rakip kapanıyor. Otobüsü çekiyor. Mecbur yüksek oynamaya başlıyorsun. Ve bu iki transferle baktığın zaman birbirlerine pas noktası oluyor. Yani o yüksek toplarda birbirlerini besleyebilecek oyuncular. Aynı zamanda Icardi'yi de besleyebilir. Mesela Tanju Kovacevic vardı Galatasaray'da Tabii bir dönem. Sergio Yure. O nedenle oradan baktığımız zaman kağıt üstünde birbirlerini tamamlayan iki tane stratejik taktik oyuncusu almış. Ha, ne olur sahada bilmem. Maroš Elmander vardı Galatasaray'da. Yani biliyorsun, değil mi? Yani İkisi birlikte kullanılabilecek iki santrforu var artık Galatasaray'ın. Ben, şey olarak öyle bakmak lazım. Maç zora girdi. 0-0 yetenek olarak çözüm bulma olarak doğru oyuncular. Performans geçmiş performans ama gelirler Galatasaray'a ne verir? Mesela Ziyech de iyi oyuncuydu. Zaha da süper oyuncuydu. Tete de iyi oyuncuydu. Olmadı. Ya, pas elenmesine Bir şey ne rağmen zaman Ziyech geliyor? Dönmedi. Vinicius ne zaman geliyor? Bu sabah 6'da. Bakayım zaten Vinicius. yeni güne girdik. Bu Bana sabah göre 6'da. kupada seyredebiliriz. Bandırma maçında. Tabii. Niye seyretmeyelim? 5 saat sonra burada yani. Aspor ekranlarında ilk kez Tabii Aspor ekranlarında izleyeceğiz. Yalnız O ben bir zaman şey hatırlatacağım. Bir uyarı geldi arkadaşımdan. Ben bir hata yaptıysam özür dilerim. Estağfurullah. Bir oyuncu ekleme konusunda yok diyorlar. Ben zaten olduğunu tam bilmiyordum ama bir yerde dinlediğim için söylemişim. Ha, dinlediğinizi söylediniz. Söylemiştim. Olmayabilirse ama kural değişim onu da bilmiyorum. Bak. Şöyle deniyor. Kural değişiyor bugün, artık. Bugün ne verdin saat 2'ye verdin. Kadar verdiğin kadrolarla finale kadar oynuyormuşsun. Verdin. Ben evet. öyle biliyorum artık ama şimdi böyle bir uygulama var denince şimdi bir şey o kadar çok kural değişiyor ki evet, çok bir ben değişiyor, taça çıkmayayım değişiyor. Yani sonra. Sakatlık halinde de. Mesela 3 kalecim var. 3 kalecin de sakat. Nasıl yani? Orada galiba altyapıdakini alabiliyorsun. Evet. Yani. Peki, şimdi Galatasaray'ı yavaş yavaş bir toparlayalım. Vinicius hakkında ben de bir şey söylemek isterim. Evet, birlikte oynayabilecek bir ikilisi var artık ileride Galatasaray'ın. Evet. Bakan bunun daha kötü, daha iyi olduğunu bilmiyorum. Hani bence bakan bu da önemli. İkisi farklı oyuncu. Ha, farklı oyuncular. Bravo. Yani Galatasaray... Bir sprinter, mesela, bir tanesi daha hem sprinter şimdi bir bek yokluğunda Galatasaray elindeki tek bek Kazımcan kalmışken ve Boyet gitmişken ve Boyen de varken de yedeği yokken Galatasaray'ın elindeki kaliteli ve bence beklentiyi karşılayan 3 tane nitelikli 3 düzey stoperi varken üçlüyü hiç denememiş olması Avrupa maçları da dahil olmak üzere dikkat çekiciydi. Şimdi mesela farklı bir senaryoya dair
bir hareket yapmış oldu. 3-5-2 gibi böyle bir... Ya 3-5-2 olur, hani üçlü oynarsın. Hani bu zaman zaman beşli oynamak da demektir. Üçlü oynamak, ofansif mi oynarsın, defansif mi oynarsın, topu kendinde mi istersin, rakibe mi verirsin? Mesela bugünkü maçın en enteresan yanlarından birisi de toplu oynama oranlarını inan bilmeden söylüyorum. Galatasaray biraz fazla verdi Samsunspor'a ama çok erken gelen iki golü de hesaba katmak lazım. Yani Galatasaray'ın topla en az oynadığı maçlardan biri, rakip ceza sahasında topla en az buluştuğu maçlardan biri de olsa ben çok rahat kazandığını, rahatlığın da erken gelen iki golden kaynaklandığını, bunun takımda bir rehavet demeyeyim ama farklı bir anlayışa dönüştüğünü verelim düşünüyorum. Verelim maçın rakamlarını da bir görelim o zaman. 2-0'a gelmiş bir maç, deplasmandasın. Tamam baba, yıpranmaya da çok gerek yoka döndü yani. Bunu gördük, ben hissettim yani. Oyuna sonradan giren oyunculardan, mesela bir Zaha'dan açık konuşayım, girerken bu şimdi bir iki tane atar diye düşünmüştüm. Çünkü biraz pozisyona girdi ama. Evet, onun da bir özel durumu var. Ben buna mesela Serkan'ın buna bir katkı yapacağım. Abi Zaha'nın gölgesiyle kavga etmesini bırakması lazım. Evet evet, çok huysuz. Kusura bakma. Biraz huysuz. Huzursuz, huysuzluk yapma içeride. Evet. Bak bir... maç içerisinde bakıyorsun, girdin hiçbir şey yapmadın. Evet, açık evet. Konuşalım. Biraz yani diyorsun ki mesela bugün örneğin çıktığı oyundan biliyorsun Kerem Aktürkoğlu ama giren de bir şey yapmadı, kusura bakma. Evet, yapmadı. En azından Kerem'in o pozisyonlara girdiğini görüyoruz. Kalenin önüne kadar geldiğini görüyoruz. Ya yani bu takım oyunu, bireysel oyun değil. Sen illa rakibi geçip kaleye vurmak zorunda değilsin. Bak elini açıyor orada arkadaşlar. Kerem de şunu kabullenmeli. Ne olursa olsun hani bazı ezberleri bozamıyoruz. Hepimizin meslek hayatında işte Serdar, ben, Gürcan abi başımıza gelmiştir. Ben daha iyiyim. Ben daha iyi performans sergiledim. Ben daha iyi yazdım. Ben daha iyi konuştum. Ama hatta benden araklayan adam popüler oldu falan filan. Yani buralara takılırsan hiçbir şeyle baş edemezsin. Kerem benim nezdimde, ki ben Kerem'i gerçekten en az beğenen ve en çok eleştirenlerden birisiyim. Ama Kerem benim nezdimde bir kere savaşçı, hatta survivor bir çocuk. Yani bugünkü moralsizliği üzerine konuşuyorum. Ya her zaman her maçı kazandırabildiğini de göstermiş bir adam. Avrupa'da, ligde, derbide. Yani Kerem'in sıkıntısı şu, onunla ilgili değerlendirme yapamıyoruz. Mesela Icardi bu aralar kötü diyorsun. İşte Dzeko'da bir durgunluk var diyorsun. Kerem berbat oynadı diyorsun. Bir sonraki maça hat-trick yapıyor. Çok acayip. Ama şanssızlığı da var Serkan. Var. Bak şimdi pozisyonu kaçırdı, oyundan çıktı. Şimdi o bu denk geldi. Denk geliyor. Mesela Galatasaray'ın geçen haftaki lig maçında ben de çıplak gözle izliyorum. Arka arka 3 top kaybı yaptı. Bir tanesi yaptığı arka arkaya yaptı pozisyon gereği. O üçüncüyü yapıp rakip topu kapınca ıslıklandı. Okan Hoca çıkardı. Çıkartmasa 5 dakika belki sorun olmayacak. Ona o morali bozdu onu. Bak bugünkü maçın kahramanlarından Barış Alper. Bir önceki maçta da muazzam bir gol attı ve hani son dakika golü falan. Yani belki de sezon sonunda en önemli gollerden biri olarak hatırlanacak. Barış Alper'in peki o golü attığı bir önceki maçtaki ilk yarı performansını... Çok kötüydü. Kötüydü. Bak kötü başka bir seviye abi. Kötü bile değil. Yabancı bir teknik direktör Serkan Akut'un çıkarabilir devre arası. Kötü bile değildi. Ben olsam ben 45'li Barış Alper'i almazsam kendime teknik direktör demem falan noktasındaydım. Abi adam maçın kahramanı oldu. Şimdi Kerem de Barış da genel olarak belki bizim bu jenerasyon, bu yakın jenerasyon Türk futbolcularında böyle bir sıkıntı var. Ama Kerem güçlü bir çocuk. Yunus'un survive edemediği yerde o survive etti. Bence Yunus üstelik Tete'den de, Barış Alper'den de, hatta bence Kerem'den de daha nitelikli bir futbolcuyken. Ama Kerem'e yakışmıyor moralsizlik. Aynen devam edeceksin. Şunu da kabullensin. Ne olursa olsun yaranamayacak. Sen kendini oynuyorsun. Sonuçta seni seven ve takdir eden bir kitle her zaman var. Ben kendisini en az övmüş, en çok yermiş insanlardan birisi olarak söylüyorum. Kendisi bence saygıyı çok hak eden bir oyuncu. Hani abi çıkarılmayı da kabul edecek insan. Evet, yani evet. Olabilir ama ya. Saygıyı hak yani eden bir oyuncu. Her ben top kaptırdım. Mesela bir planlama da şudur. 70. dakikada ben Kerem'i çıkartıp yerine Zaha'yı alacağım diye Okan Hoca bir plan yapmışsa, bunun önüne kaybedilen 3 tane top denk gelmişse, bunu oyuncu ya ben bu yüzden oyundan çıkaralım diye düşünmemesi lazım. Aynen. Hocası bunu Florida kendisine anlatabilir.